Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet, Beşiktaş'ta 5. bölümümüzde devam ediyoruz. Sezon sonuna giriş yaptık. Ligde son 4 maçımız kaldı. Kupada da yarı finaldeyiz. İlk maçımızı yaptık. Şöyle takvimden bir isterseniz bakalım. Başakşehir'le oynamışız. Onun öncesindeki maçlarımıza bakalım. Göztepe ve Rize ile 1-1 berabere kalmışız. Erzurum evimizde 3-1, Alanya'da 3-2 yenmişiz. Konya'yı deplasmanda 1-0 yenmeyi başardık. Sivas'ı 3-0 yendik. Onun ardından Başakşehir'i ilk maçta evimizde 4-1 rahat bir sonuçla mağlup etmeyi başardık. Deplasmanda da biraz daha rahat oynayacağız. Şöyle baktığımızda Antalya'yı deplasmanda 3-0 yenmişiz. Bu bölümde Kasımpaşa, Denizli, Yeni Malatya, İstanbul Başakşehir ve Gençler Birliği maçımız var. Başakşehir'i ikinci maçta da güzel bir sonuçla elersek yani... Baya şu an biz finale kaldık diyebilirim. Kapı çok açık. Başakşehir'in işi çok zor. Final maçımızı oynayacağız. O da bölümümüzün 6. maçı olacak. Evet, ilk 11'de eksikler var. Lens ile Elneny. Onun için bu maçta dizilişi değiştireceğim bakalım. Üçlü bir orta saha ile oynasak daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Ama forvetle 2'de tutmak istiyorum yine. Onun için şöyle 3-4 Simolnikov oynayabiliyor. Rebosha da oynuyor burada. Güzel. Ruiz, Rokovida. Tamam. Adem... Şuraya Burak Yılmaz'ı alalım. Diaby oynamasın. Hamşik. Caner Erkin'in orta sahada oynaması biraz saçma olabilir ama deneyeceğiz artık. İkinci yarıda Dorukhan'ı alabiliriz Caner'in yerine. Bakalım şöyle maçımıza geçelim. Nasıl sonuçlanacak? Bu maçı evimizde kazanmamız gerekiyor. En yakın takipçimiz şu anda Galatasaray. 4 puanlık bir fark var. Bu maçı da kazanırsak 3 hafta kalacak ve bayağı bir rahatlayacağız. Roko 4. dakikada bir sarı kart gördü. Rebosho da 15. dakikada kart gördü. Evet, Adem Leic de 31. dakikada sarı kart gören oyuncular oldu. Fazla kart görüyoruz. Kasımpaşa'nın şu an öyle bir sıkıntısı yok. İlk yarıda herhangi bir gol bulamadık. Rebosho'yu çıkaracağım. Şöyle Caner'i alalım. Caner'e de arka kanat oynatalım. Tamam, bir değişiklik yaptık. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Adem Ljajić ile 83. dakikada bulduğumuz golle maçı 1-0 kazandık ama açıkçası bu skor beni tatmin etmedi. Yani bu kadar bir de baskılı oynamışız. Yani gol bulamamamız, hele ki 2 tane gol krallığında ilk 2'de 2 oyuncular bizim takımımızda Cinnaç ve Burak Yılmaz. Bunların bu maçta gol bulamaması benim biraz sinirimi bozdu. Şöyle bakıyorum, Fenerbahçe puan kaybetmiş. Böylece Fenerbahçe'de yarıştan sanırım kopmuş oldu. Bir bakalım. Fenerbahçe zaten yarıştan kopmuş bayağı önceden. Şu an Galatasaray ile puan farkımız 7. Galatasaray kaybederse ya da puan kaybı yaşarsa şampiyon olduk diyebilirim. İlla ki bir 3 puan alırız diğer maçlardan. Devam edelim bakalım Galatasaray ne yapacak. Konya ile oynuyor. Yenerler diye düşündüm ve onlar da 1-0 kazanmayı başardı. Böylece Galatasaray'da devam ediyor. 4 puanlık farkımız. Korudular. Ayın kaçında maçımız var? Nisan'ın 18'i. Güzel, 18'den hemen geçelim. Denizli'yle de maçımızı yapalım. Bu dizilişte gitmeyi düşünüyorum şu an için. Belki 4-1-3-2 dizilişine de geçebiliriz aslında. O da işimizi görüyor. Bir bakalım yine. O dizilişi de kullanalım bu maçta. Ama göremedim şu anda nerede. ...4-3-2-1 var. Bu da olur. Hamşik. Atiba oynamasın ama. Atiba'nın oynamasını istemiyorum. Dorukhan oynasın. Diaby'nin yerine Burak Yılmaz oynasın. Şöyle seni aldık. Sizi değiştirelim. Bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Deplasmanda Denizli karşısında. İki tarafta birer tane sarı kart gördü. 19. dakikada Cinnaç gördü bizden. 24'te golünü attı. 1-0 öne geçtik. Burak Yılmaz
Peş peşe 2 gol attı. 33 ve 34. dakikada 3-0 yaptık. 36'da Rodayega attı ve ilk yarı 3-1'lik skorla sonu çulandı diyelim. Şimdi ikinci yarıda bir değişiklik yapabiliriz aslında. Şöyle Caner Erkin'i buradan alacağım. Caner Erkin'i gözümden kaçmış. Lens'i oynatalım. Evet, Burak Yılmaz belki de gol rekorunu kırabilir. Bayağı attı. 30'u geçmiştir diye düşünüyorum ve sanırım 2 hafta daha var. Orada da goller bulursa Burak Yılmaz için güzel bir sezon olmuş olacak. Cinnaç da aynı şekilde, o da çok iyi geçirdi. Ve maç aynı skorla bitti. 3-1 kazanmayı başarıyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi umarım Galatasaray puan kaybetmiştir ve şampiyon olmuşuzdur diye ümit ediyorum. Artık son maçları bırakmak istemiyorum. Ama beraberlik de aldığımızda bu saatten sonra şampiyon olacağız. Galatasaray zor da olsa Sivas'ı 3-2 yenmeyi başarmış. 4 puanlık fark devam ediyor. Şimdi yeni Malatya ile evimizde oynuyoruz. Bu maçı eğer kazanırsak ligde şampiyonluğu garantilemiş olacağız. Bakalım yeni Malatya maçına geçelim. İkinci hafta tamamlandı. Bu arada Burak Yılmaz'a da bakalım gol krallığında neler oluyor. Burak Yılmaz 31 gole ulaşmış. Cinaç 24 golde. En yakın takipçileri Robinho 21 golle. Sonra Max Kruse geliyor 20 golle ve Musa Sow 18 golle. İlk 6 içerisinde yer alan oyuncular. Ayın 25'inde maçımız. Biraz daha buraları hızlı geçelim. Evet, maç gününe geldik. Kadromu da ayarladım. Caner Erkin sakatlandı. Onu çıkardım diye bir aldım. Zaten Caner'i oynatmayacaktım bu maçta ilk 11'de. Bakalım bu şekilde çıkacağız. Nasıl bir sonuç alacağız? Yeni Malatya'yla oynuyoruz. Evimizdeyiz. Bu maçı mutlak kazanmamız gerekiyor. Kazanacağımızı da düşünüyorum. Adem Rajic ve Ruiz sarı kart gördü. Cinnaç da sarı kart gördü diye bir 25'te bizi 1-0 öne geçirdi. Yeni Malatya karşısında. Bifuma 38'de attı ve durumu 1-1'e getirdi. İlk yarıda 1-1'lik skorla sonuçlanmış oldu. Cinnaç sağ tarafta oynasın. Şimdi şöyle bakıyorum, Dorukhan'ı hiç beğenmiyorum şu anda ama değiştirebileceğim bir oyuncu da yok gibi. Hamşik çok iyi gidiyor. Sonradan geldi. 20 maçta 5 gol 8 asistle oynuyor. Diye bir 47'de durumu 2-1'e getirdi. Diye bir bu maçta yıldızlaştı diyebiliriz. Fofana penaltıdan 2-2'ye getirdi. Şu an yani şampiyonluğumuzu engellemek için Yeni Malatya her şeyi yapıyor ve kırmızı kart gördük bir de üstüne. Sanırım Adem Rajic gördü. Evet, şimdi Hamşik'i 10 numaraya çekelim. Ne yapabiliriz? Şöyle macera perest diyelim. Genişlik. Biraz daha geniş olalım. Çok da geniş olmayalım. Uzun toplarla oynayacağız. Bakalım son dakikalarda bir gol gelir mi? Geldi. Yeni Malatya attı ve 3-2 yenildik. Son maça kaldı. Galatasaray eğer puan kaybettiyse şampiyon olduk ama Yeni Malatya'ya adamlar deplasmanda 3-2 yendi bizi. Hiç beklemediğim bir sonuç oldu açıkçası. Evet, son iki maçımız kaldı. Finale kalırsak 3 olacak da. Evet, Galatasaray'da yenmiş. Şu anda puan farkı 1. Diğer maçı kazanamazsak eğer şampiyonluk elden gidiyor. Galatasaray'da hiç bırakmadı ya yarışı. Bir yere fark 10'du. İki kere berabere kaldık. Oradan 6'ya düştü. Yenildik. İşte 3'e düştü. Bir ara 4 oldu işte böyle. Şimdi yine fark kalmadı. Başakşehir'le oynayacağız. Başakşehir karşısında biraz daha savunmamı fazla tutmak istiyorum. 4-1'lik bir üstünlüğümüz var. Galatasaray bu arada 3-0 deplasmanda yenmiş. Çok rahatlar. Onlar da finale kaldı gibi. Bu şekilde çıkacağım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Diaby'yi oynatacağım. Diaby'den iyi bir sonuç aldım. Onun için Diaby'yi çıkarmak istemiyorum ama başka da alabileceğimiz bir oyuncu yok. Şöyle bakıyorum, kadroda yedekten girebilecek etkili silahlarımız yok.
Evet, hızlı oyun dedik. Bakalım deplasmanda Başakşehir'le nasıl bir oyun oynayacağız, nasıl bir sonuç alacağız. Başakşehir eğer bizi 3-0 yenerse bir üst sıra çıkamıyorlar. Deplasmandaki gol avantajımızdan dolayı. Pardon, 3-0 yenerlerse çıkıyorlar. Onlar bize deplasmanda gol attı. Aynen, 3-0 yenerlerse çıkıyorlar. Bu iyi olmadı şu an. Benim düşündüğüm gibi, hesapladığım gibi çıkmadı. İlk yarı ama 0-0 bitti. Ve Burak Yılmaz'la 5-1'e getirdik durumu. Şimdi Başakşehir'in tam 4 gol bulması gerekiyor. Ben biraz imkansız buluyorum. Bakalım neler olacak. Evet, deplasmanda Edin Visca 76'da attı ve 1-1 berabere kaldık. Başakşehir'e deplasmanda yenilmemiş olduk böylece. Bu bizim için güzel ve iyi bir sonuç oldu diye düşünüyorum. Bakalım finalde rakibimiz sanırım Galatasaray oldu ama yine de bir kontrol edelim. Bir de gol krallığına bakacağım bakalım. Kupada gol krallığı ne halde? Bu arada geçtim. Barcelona'dan teklif var. 3. sıradalarmış. Nereden bakıyorduk? Kupaya giriyoruz. Türkiye Kupası diyeceğiz şuradan. Tamam. Şimdi. İstatistikler. Robinho var. Burak Yılmaz, Cinnaç. Hepsi 7 gollü şu anda. Bu iki oyuncumuzdan birisi atarsa sanırım onlar olacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın Falcao ve Luyendama ama 4 atmış. Onun dışında başka da bir isim yok gibi. Şöyle asiste de bakmak istiyorum. Asiste Simon Nikov var. Galatasaray'dan Pereira var. Galatasaray'dan Pereira olur gibi. Maçın adamına baktığımızda bizden Burak Yılmaz, Cinnaç, Hamsik var. Olma şansları yok. Var. Erzurum'un Pote 8 maç oynamış. Eğer Hamsik maçın adamı olursa o maçın adamını kazanabilir. Neyse, onlara daha sonra detaylı inceleyeceğiz zaten bölümün sonunda. Şimdi finale kaldığımıza göre son iki maçımız kaldı. Gençler Birliği'ni eğer yenersek şampiyon oluyoruz. Galatasaray'ı da yenersek Türkiye Kupası'nda kazanmış olacağız. Güzel bir sezonu kapatabiliriz 2'de 2 yaparak. Şimdi önemli olan Gençler Birliği karşısında nasıl bir oyunla çıkmamız gerektiği. Ben 4-2-4 dizilişini tercih edeceğim. Diaby'den memnunum. Diaby'yi bu maçta oynatmak istiyorum. Geniş forvet olarak oynatacağım Diaby'yi. Adem oynayacak. Caner'e şans vermek istemiyorum. Caner'in burada ne işi var? Elneni'nin hala iyileşme. Mesela adam öldü mü? 6 haftası var hala, anlamadım. Nasıl bir şey yapabiliriz? Lens'i alsak, Adem'i ortaya çeksek belki işi görür. Bakalım neler olacak. Şöyle maçımıza geçelim. Gençler Birliği'nin sanırım bir iddiası yok. Küme düşmedelerse biraz sıkıntı olacak ama eğer bir iddiası yoksa maçı rahat kazanmayı ümit ediyoruz bakalım. Simon Nikov 7. dakikada bir sarı kart gördü. Evet, süre ilerledikçe geriliyorum. Lens 36. dakikada 1-0 öne geçirdi bizi. Ama bu skor yetmeyecektir. Goller ve gol bulmamız gerekiyor. Ters söylemiş olabilirim cümleyi. Gol ve goller bulmamız gerekiyor. Bir değişiklik yapmayacağım. Sadece Burak Yılmaz'la Cinnaç'ın yerini değiştireceğim. Ki savunma biraz daha Gençler Birliği'nde bozulsun derken Roko 50. dakikada 2-0 yaptı. Hamsik aynı dakika içerisinde 3-0 yaptı. Cinnaç 64'te 4-0 yaptı. Ve Beşiktaş şampiyon oldu gibi, çok az kaldı. Artık saniyeler, süre. Neyse, Burak Yılmaz da attı 86'da. Çok güzel. 5-0'lık Gençler Birliği deplasmanından çok güzel bir galibiyet aldık. Çok fazla çok güzel kelimeleri falan da kullanıyorum şu an. Saçmalamış olabilirim biraz. Kusura bakmayın. Şimdi ligde şampiyon olduk. Çok güzel. Yine dedim. Neyse. Şimdi Galatasaray ile Türkiye Kupası finaline çıkacağız. Onun öncesinde lige bakıyorum. Galatasaray bu arada affetmemiş, kazanmış. 84 puanla ikinci oldu Fenerbahçe. 74 falan, buralara geleceğiz. Önce bir Galatasaray ile maçımızı yapalım. Hesabımızı görelim. Bakalım Galatasaray o güzel oyununu, o güzel çıkışını bize de gösterecek mi? Evet, maç gününe geldik ama şöyle kötü bir şey var. Elneni hala sakat ve Galatasaray maça 1-0 önde başlayacak. Bizim için orta sahada çok önemli bir oyuncuydu Elneni.
Gördüğünüz gibi hala sakat. Şimdi Adem'i oyun kurucu pozisyonuna çekmek istiyorum. Hamşik orta sahada oynasın. Nasıl bir oyun oynasın orta sahada? Top kazanan değil. Çift yönlü oyun oynayabilir. Lens'ten memnunum. Lens'i oynatacağım diye bir aynı şekilde. Burak Yılmaz, Cinaç aynı şekilde. Burak Yılmaz'ı hedef oyuncu olarak oynatalım. Cinaç genel forvet oynasın. Burak Yılmaz'ın bitiriciliği, gol sayısı daha fazla. Gerekirse ikinci yarıda Vida'nın yerine Caner Erkin'i koyarız. Vida'yı da stopere çekeriz. Ona ilerleyen dakikalarda bakacağız. Şimdi Galatasaray'la final maçımıza geçiyoruz. Bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Bu arada maç nerede? Atatürk Stadyumu'nda. Atatürk Stadyumu nerenin de kimin de? Onu hatırlayamıyorum şu anda. Ankara'da olabilir. Bu arada maç başladı. Diaby ile penaltıdan 1-0 öne geçtik. Neden Diaby attı penaltıyı? Ben onu kullandırtmıyordum ama neyse. Diaby hak ediyor. Burak Yılmaz 41'de golünü buldu. 2-0 yaptı durumu. Çok iyi gidiyoruz. Bir değişiklik yapmayacağım. Bir de 46'da sarı kart görmüş. Cinnaç 53'te gördü. Simol Nikov 57. dakikada kart gören oyuncularımız arasında yer aldı. Galatasaray'da Kaan Ayhan 72. dakikada sarı kart gördü. Evet, maç bu şekilde mi bitecek? Güzel. Çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Galatasaray'ı 2-0 kupada mağlup etmeyi başarıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda uzun bir aradan sonra kazanmış olduk. Şöyle bilgilere değil de takımıza bakalım. Burak Yılmaz maçın adamı olmuş sanırım. Burak Yılmaz bu sezon inanılmaz bir oyun sergiledi. Her alanda sanırım gol kralı oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakacağız şimdi hepsine, değerlendireceğiz. Şöyle bir gün ilerleyelim. Şimdi şöyle kupalardan başlayalım. İlk başta lige gidelim. Süper Lig'de kimler küme düşmüş? Denizli, Antalyaspor ve Ankaragücü küme düşmüş. Bu arada Kasımpaşa'nın bize karşı iyi oyun sergilemesini şimdi anladım. Yeni Malatya'nın da aynı şekilde düşme hattında oldukları için. Şöyle üst sıralara baktığımda Beşiktaş 85 puanla 1. sırada bitirdi. Galatasaray 84 puanla 2. sırada bitirdi. Fenerbahçe 74 puanla 3. Göztepe bu sezona damga vurdu. 65 puanla 4. sırada bitirdi. Trabzon 5. sırada 64 ile Başakşehir de 6. sırada aynı puanı almış. Sivasspor 7. sırada bitirmiş. 58'de diğer takımlarımız da gördüğünüz gibi. Türkiye Kupası'na gelmeden önce ligdeki bir gol krallığına bakalım. Burak Yılmaz 32 golle 34 maçta gol kralı olmayı başarmış. Cinaç 34 maçta 25 golle 2. sırada bitirmiş. Bizden başka bir oyuncu var mı? Yok. Asiste baktığımızda bizden bir oyuncu olacağını düşünmüyorum. Sadece Adem Rayiç 8 asistle listeye adını yazdırmış. Maçın adamında Karius 6 kere, Cinaç ve Burak Yılmaz 8 kere olmuş. İlk onun içinde yer alıyorlar. İlk 11'in içinde. Güzel. Şöyle Türkiye Kupası'na geçelim bakalım. Türkiye Kupası'ndaki istatistikler nasıl olmuş? Burak Yılmaz 1. sırada 8 golle 10 maçta. Cinnaç 3. sırada 10 maçta 7 golle. Diaby var 8 maçta 4 golle. Güzel bir gol istikrarı yakalamış. Forvetlerimiz asiste baktığımda Simon Nikov 4 asistle 5. sırada bitirmiş. Bizden başka da oyuncu var. Hamşik var 15. sırada. Maçın adamına geldiğimde Burak Yılmaz ve Cinnaç ve Hamşik var. Güzel. 3 oyuncumuzu sokmayı başarmışız listeye. Zaten herkesin 2 sadece pote 3 kere maçın adamı olmuş 8 maçta. Burada da etkili bir oyuncu olduğunu göstermiş sanırım. Avrupa Ligi'ne girdiğimizde belki vardır. Bir oyuncu sokmuşuzdur. Evet, gördüğünüz gibi son sırada da olsa 20. olarak listede Burak Yılmaz var 6 golle. Eğer biz devam etseydik bence Burak Yılmaz zirvede olurdu. Şimdi şöyle bir takımımıza göz atalım bakalım, kadromuza. En fazla Simon Nikov oynamış. Şöyle baktığımda 50'nin üzerine çıkan takımımızda Ruiz, Vida, Karius, Burak Yılmaz, Cinnaç ve Simon Nikov var. Evet, gole geldiğimizde 46 golle 52 maçta Burak Yılmaz takımımızın en golcü ismi olmuş. En fazla gole katkı veren ismi de aynı şekilde Burak Yılmaz olmuş. 5 asisti var. 11 kere maçın adamı olmuş. Cinaç'ın 37 golü var. 8 asisti var. Çok güzel. Lens 15 gol. Diaby 10 gol. Adem Rayiç 8. Şöyle ikinci yarıda gelen oyunculara bakacağım. Hamşik 6 gol 9 asistle tamamlamış. Çok iyi. Güzel. İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Takımımızın asist kralı kim olmuş? Simol Nikov olmuş. Sağ bekimiz. Simol Nikov da bu sezon çok iyi katkı verdi. Maçın adamında da Burak Yılmaz'ın zirvede olduğunu görüyoruz. Cinnaç 10 kere maçın adamı olmuş. Karius 9. Karius da çok iyi bir oyun sergiledi bu sezon. Yani gerçekten beklediğimden bayağı yüksekti.
Zaten bir 3 oyuncu takımımızı açık ara taşıdı. Şu an gördüğünüz Karius, Cinnaç ve Burak Yılmaz isimleri. Şimdi kiradan kim gelecek bize? Tamam. Bölümü kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Paylaştığım 15 bölüm olacak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den. Bunların hepsi 300 izlenmeyi geçerse her bölüm başına. Geçtiğinde hangi takım daha fazla ilgi gördüyse, Beşiktaş olur, Galatasaray olur, Fenerbahçe olur, o takımla bir sezon daha çekeceğim ama 3 bölüm olacak. Artık kim olur bilmiyorum ama Beşiktaş açık ara önde, Galatasaray ve Fenerbahçe diye sıralanıyor. Bir hafta bekleyeceğim. Haftaya kadar ne olursa artık diğer takımın ikinci sezonunu çekeceğiz. Diğer iki takımın ise ikinci sezonu gelmeyecek. Bunu topluluk kısmında sizlere açıkladım ama bilmeyenleriniz varsa yine buradan duymuş olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.